Herkese merhabalar. Bugün engelli kavramı üzerine birazcık konuşmak istedim. Bu kavramla alakalı konuşabileceğim isimlerden biri olan İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker'le bir ortak yayın gerçekleştirmek istedik. Geçtiğimiz hafta Instagram'da ortak yayındaydık. Bu hafta da YouTube üzerinden yine benzer bir konuda yayın yapmak istedik. Engelliler üzerine, engelli kavramı üzerine birazcık beraber kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin öncelikle tekrardan. Hoş bulduk. Geçen hafta Instagram'da yayındaydık. Bugün de YouTube için bir yayın yapıyoruz seninle. Engelli kavramı üzerine birazcık sohbet ettik geçen hafta. Güzel de bir katılım oldu aslında. Birazcık öncelikle seni tanımayanlar için kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ben çok iyi tanıyorum ama tabii ki bu yayını izleyen kişiler senin kim olduğunu bilmiyorlar. Ben kısaca bir giriş yaptım senden önce. Seninle alakalı birkaç bir şey söyledim ama birazcık kendinden bahsedersen çok mutlu olurum. Şimdi tekrarlı olmasın, aynı şeyleri konuşmuş olmayalım ama tiyatrocuyum. Tiyatro sanatında uğraşıyorum. Mesleğimi de çok seviyorum. Aslında çok şeyle uğraşıyorum. Çünkü aynı zamanda şu anda bir derneğin de başkanlığını yürütüyorum. Dışarıda da bir sürü farkındalık çalışmaları yapıyorum. Bir sürü çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Yani eğitmenlik de yapıyorum. Oradaki kelimeyi bulamadım aslında. Öğretmen mi, eğitmen mi, hoca mı? Çok karışık Belki bir şey galiba. eğitmen de olabilir, üstad da diyebiliriz. Sen nasıl Evet. kullanmak istersen. Hani Taylor'ın karşılığı İngilizler bana öyle söylüyor ya, Taylor Aynen. diyor ya. Onun gibi. Galiba onun karşılığında eğitici konumundayım. Eğitici, evet. Bence Evet. eğitmen kelimesi daha içi dolu bir kavram. Yani öğretmek, eğitmek aslında birbirinden farklı kavramlar. Hani biz eğitim, öğretim Tabii. yılı olarak kullanırız ya. Ama aslında öğretmen deyince okuldaki öğretmen aklımıza geliyor ama eğitmen deyince işte böyle örnek veriyorum işte farklı işte matematik eğitmeni demiyoruz. Matematik öğretmeni diyoruz mesela. Bu da aslında ayrı bir tartışma konusu olabilir. Evet. İşte bu kadar. Evet, eğitmen diyebiliriz, öğretmen diyebiliriz. Sen nasıl tercih edersen tabii. Peki. Tamer demeyi tercih ediyorum. Efendim? Tamer demeyi tercih ediyorum. Doğru. Tamer demeyi ben Tamer diyemiyorum da işte Tamer abi olarak bahsedebiliyorum. Bazen Peki. Tamer Bey diyorum espri olarak. Evet. Şöyle ben birazcık şunun için bu yayını planladım. Yani konuya değinecek olursak aslında yıllardır engellilerle beraber veya belki engellenenle beraber birçok proje yürüttün, birçok ortak çalışmada bulundun. Bu çalışmalar, bu projeler sende nasıl bir iz bıraktı? Biraz ben bunu dinlemek istiyorum. Yani hayata olan bakış açını nasıl etkiledi? Aslında hayata olan bakış açımı onlar etkilemedi. Büyük olasılıkla hayatımdaki bakış açım değiştiği için onlara etki bırakmaya çalışıyorum. Yani birazcık tersten aldım işi ama bakış açım nasıl değişti? Tabii ki şeyden de kaynaklanıyor. Yurt dışında bulunmuş olmak da benim çocukluğum Almanya'da geçti. Oradaki o hayata dair fark etmemiz gereken şeylerin birçoğunu burada daha o dönemlerde arkadaşlarımın hiçbirisi yapmazken ya da göremezken bunları biz orada içinde bulunuyorduk. Dolayısıyla buraya geldiğimde biraz şaşırmıştım. Yani neden bunlar yok gibilerinden olmuştu. Hangi yılda Hatta geldin? efendim Hangi yılda geldin? o 75 75. 76 yıllarında geldim Aslında galiba. bundan Evet. 45 sene öncesinden bahsediyorsun. Evet. Bu arada ben de 57 yaşındayım yani. Halbuki. Ben onu söylemek istemiyordum aslında ama biraz ifşa etmiş oldum. Yani ben şunları hatırlıyorum. Daha ilkokuldayken gidip gelirken Almanya'ya burada Karşıyaka'da tabii ki bu kadar çok apartman yoktu. Hele bulunduğumuz ev şu anda tarlaydı.
Ve biz orada mahalledeki arkadaşlarla orada Almanya'da okulda öğrendiğimiz oyunları oynuyorduk. Yani şimdi bütün o televizyon camiasında oynanan o Acun Bey'in yaptığı yarışmalar var ya, biz o yarışmaları ilkokuldayken yapıyorduk. Abartmıyorum. Fotoğraflarım da var. Bir gün onları da göstereceğim zaten. Çünkü orada okul hayatında zaten bunları görmüştük biz. Gördüğümüzü gelip burada arkadaşlarımızla oynuyorduk. Ama buradaki arkadaşlarımın okulda buna benzer şeyler yapmıyorlardı. Belki daha alternatiflerini yapıyorlardı. Tabii buradaki eğitimi bilmediğim için o kısmını hiç şey yapamayacağım. Giremeyeceğim ama hani bizim gösterdiklerimiz çok ilginç geliyordu onlara. Galiba oradaki o aldığımız kıvılcım sonraki bütün yaşamda işte o onu etkiler pozisyona geldi. Ailemin çok büyük etkisi var. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü ailem de çok böyle şeyleri destekledi. Asla engellemedi. Ben ve kardeşim yani bilgisayar yoktu. Bayağı bildiğim bilgisayar yoktu. Bilgisayar olmadan tahtaya klavye çizip klavyenin üzerindeki tuşları bak böyle yazılır. Şuna basarsanız şöyle olur diye hala daha o notlar saklı. Efendim? Tamamen hayali. Yani hayal Tamamen et. hayal. Evet, o kursa bile gitmiştik. Bilgisayar kursuna. Ne işimize yarayacaksa o kurs. Büyük olasılıkla o kursu veren hocalarımız şimdi bu elimizdeki telefonları görseler herhalde çok şaşırırlardı ki Büyük ihtimalle. bayağı da yaşlı amcalardı. Hayattalarsa uzun ömürleri olsun. Onun dışında tabii ki şey kısmı da var. Bulunduğum çevrenin de çok etkisi var. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in çok büyük bir etkisi var. Çünkü daha özgür hissediyorsunuz kendinizi. Evet. Dolayısıyla yani ben Türkiye'de iki yere gitmedim sadece. Van'a ve Hakkari'ye gidemedim. O da denk gelmedi. Tiyatrocu olduğum için turneyle çok dolaştım. Birçok yeri gördüm zaten. Muhteşem yerler var. Yani Evet. aşık olduğum şehirler var. Çok beğendiğim, burası muhteşem dediğim yerler var. Ama sosyal yaşantı anlamında İzmir sanırım birazcık fark ediyor bu anlamda. Doğru. Daha rahat bir yaşam stili var. O rahatlık da galiba insanın bakışını etkiliyor. Yani bu üç versiyon benim hayata bakışımı geliştirdi. Sonraki dönemlerde tabii ki güzel sanatlarda olmam başlı başına bir ufuk açıcı nokta. Buradan ne kadar arkadaşım seyreder bilmiyorum ama çok iyi hocalarla birlikte olduk. Özdemir Hoca, Hülya Hoca, Murat Hoca, Eftar Hoca, İbrahim Hoca. Tabii bunlar sadece tiyatro bazında değil. Asistan arkadaşlar da aynı şekilde. Ayşegül'dü, Denizli, Can Hoca. Dışarıdan gelen, bizi destekleyen bir sürü hoca. Onların hepsi bize bambaşka şeyler gösterdi hayatımıza dair. Tabii ki çok ufuk açıcı oldu bunlar. Peki biraz şuna değinmek istiyorum. Bütün tabii ki öncelikle tabii yurt dışında gördüğüm bazı şeylerin Türkiye'de olmaması sanırım ilk başlangıç birazcık o gibi geldi bana. Belki de Yetmişler, ben bahsediyorum, evet. evet ve belki de garipsemiş oldun. Yani o aslında yurt dışında yaşayan insanların, daha doğrusu Avrupa'da diyelim yaşayan insanların en büyük, yani orada doğup orada büyümüş insanlar düzeni, sistemi o kadar belki de bilinçaltlarına yerleştiriyorlar ki kendi ülkelerine geldikleri zaman birazcık adaptasyonda sorun oluyor. Bir de tabii ki bunun şöyle bir boyutu var. Yani anlattıklarının tabii ki birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle oluşan bir durum. Peki bu süre içerisinde şu anki İzmir Engelsiz Sanat Derneği'ni kurmaya nasıl karar verdin? Yani bu nasıl bir gelişim süreciydi? Aslında dernek yaşantım tabii daha yani Daha lise önce. hayatımda bile vardı. Yani çok aktiftim bu anlamda. Dediğim gibi ailemin de çok desteği sayesinde. Çünkü sürekli teşvik ediyorlardı. Hatta bizim duymadıklarımız onlar. Bak şöyle bir dernek varmış, niye gitmiyorsunuz falan diyorlardı bize.
İlk çalışmaları öyle başladık zaten. Sonraki aşamada dernek, o daha doğrusu sosyal yapının içine girince ve oradaki fark ettiğin o etkileşim seni koparmıyor zaten. Kaçamıyorsun. Evet. Kaçmak istesen yani kaçamıyorsun. Canın istiyor. Sürekli bir şeyler yapalım istiyorsun. İstanbul'da bulundum bir dönem. O bulunduğum dönemde orada da bir Gülçin diye bir kızımız vardı. Çok sevdiğim bir kızımız. Yani o dönem hele çok sıkı fıkı olduğumuz bir kızımız. Onun bir ödevi vardı. O ödev doğrultusunda işte dernek kurulması bilmem ne. Böylelikle dernek kuruluşu bütün yapılarını hepsini bilmeme rağmen kendim herhangi bir şekilde başvuruda bulunup dernek kurmak gibi bir fikrim yoktu. Gülçin sayesinde öyle bir şeye başladık. Çok da keyifli gitti. Sonra İstanbul'dan İzmir'e gelince burada yeni bir yapı oluşturalım dedik. Dolayısıyla buradaki yapıyı da oluşturduk. Güzel sanatlardan arkadaşlarla birlikte oluşturduk zaten. Sınıf arkadaşlarımla birlikte. Aynı zamanda tabii dışarıda özel ilişki kurduğum arkadaşlarım da bana çok destek oldular. Onlarla birlikte hatta çocuklarım dediğim gençlerle de bir yapı oluşturduk. Böyle bir karma yapıyla derneği kurduk. Peki derneğin asıl kuruluş amacı ne? Neden kuruldu böyle bir dernek? Neye ihtiyaç vardı sence? Aslında ilk kurduğumuzda biz sanatın önündeki engeli kaldıralım derdindeydik. Yani tam anlamıyla söylediğim cümle bu. Israr ediyorum bu konuda. Herkese de bunu anlatıyorum. Çünkü hedeflediğimiz şey, bir de sanat camiasında çok arkadaş olunca, yani sinema bölümünden hocalarımız var, işte Faik Hoca, ne bileyim, Levent Hoca, müzik bölümünden hocalar var, tiyatro bölümünden hocalar var, yani seramikten var, işte heykeltıraş var falan, böyle kalabalık bir kadro. Dolayısıyla böyle bir kadroyla yapabileceğiniz tek şey sanat. Yani Doğru. çünkü herkesin kendi mesleği zaten. Dolayısıyla bu meslek bazında bir şeyler yapılsın derdine düştük. Ve işte sanat üzerine dernek kuralım dedik. Öyle başladı hikaye. Ama bir hafta sonra tabii ki isminden kaynaklanıyor. Engelsiz sanat derken meğerse engelsiz kelimesi toplumda başka algılanıyormuş. Dolayısıyla tekerlekli sandalye var mı diye ilk telefonumuzu aldık. Bu doğrultuda da tabii ki biz de o zaman zaten engelli kişilerin sanat yapması ciddi bir problem. Yani şeyden bahsetmiyorum. Bu lütfen yanlış değerlendirilmesin. Eve gidip böyle işte resim yapıyor, bilmem ne yapıyor değil. Tanınmaktan, halkın Evet. arasında bulunmaktan, kendini gösterebilmekten bahsediyorum. Bunlar engelli bireyler için çok zor aşamalar. Doğru. Dolayısıyla onu aşabilmek ciddi bir problem, ciddi bir çaba ve ciddi bir destek gerekiyor. İşte onu yakalayabilmek için dedik ki o zaman biz engelli kişilerle de çalışırız. Neden olmasın? İlk fikri böyle attık ortaya. Ama sonra baktık ki arkası aslında lebi derya. Çünkü çok fazla şeye ihtiyaç var. Çok fazla şey yapılması gerekiyor. Ve biz de işin içinde bulunmuş olduk. Peki bizim toplumumuz sence engel kelimesini nasıl tanımlıyor? Engel kelimesini mesela tekerlekli sandalye istendiğinden bahsettin. Demek ki burada engel kelimesinin tanımında bir sorun olmalı. Veya algıda mı bir problemimiz var? Bu konuda sence toplum ne düşünüyor engel kelimesi üzerine, engelliler üzerine? Şöyle, aslında toplumda sadece engel kelimesi problemli değil. Daha çok fazla problemli kelimelerimiz var. Mutlaka. Dolayısıyla o kelimelerin anlamları artık kullanım anlamları değişmiş durumda. Sözlük anlamları hatta ben çok kullanıyorum TDK'yı. Baktığımda dışarıdakilerle aynı cümle içinde yerleştirebilir miyim o kelimeyi? Yani oy olmuyor. Engel kelimesi de bunlardan bir tanesi. Evet. Neden böyle düşünüyorum? Aslında sözlük anlamında, açıklamasında da
İşte bir şeyi yapamamak durumu hasıl oluyor. Ama dışarıdaki hayatta bir şey yapamamak diye bir şey yok ki. Kişi istedikten ve olanaklar sağlandıktan sonra aslında yapılabilecek, yani mutlaka vardır da çok azdır büyük olasılıkla. Fizik ötesi şeyler dışında her şey yapılabilir. Evet. Ama benim bacağımın olmaması sokakta yürüyemem anlamına gelmemeli. Geliyorsa bu benim engelimden, tırnak içinde benim engelimden, halkın söylediği tabirle kaynaklanmıyor. Aslında beni engellemiş olmalarından kaynaklanıyor. Doğru. Dolayısıyla kelime burada ciddi bir problem yaşıyor. Genellikle zaten ben bütün çalışmalarda ya da işte paylaştığım arkadaşlarla engellenmiş kelimesini daha tercih ediyorum. Evet. Engelli kelimesi bana biraz şey geliyor, sanki suçu başkasına atıyormuşuz gibi. Oysa engelleyen toplumun kendisi. Toplumun da bir parçası ben olduğuma göre Doğru. ben başkasını suçluyormuşum gibi hissediyorum sürekli şekilde engelli kelimesini kullandığımda. Toplumda böyle algılanıyor ne yazık ki. Ama tabii ki bu zaman içinde değişecek. Değişme basamaklarında tabii ki gene toplumla iletişime geçebilmek için toplumun kelimelerini de kullanmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla tabii ki engelli kelimesini ben de kullanıyorum. Çünkü başka bir kelime kullandığın zaman zaten karşıdaki de anlamıyor. Evet. Yani algı değişmeden biz hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım çok bir anlamı yok aslında. Evet. Çünkü algı başka türlü. Evet, bu konuda bayağı güzel çalışmalar yapan insanlar var. Ciddi şekilde mesela işaret dili konusunda çok büyük gelişmeler yaşandı son zamanlarda. Sadece işaret dili değil, aslında erişim konusunda da ciddi Evet, adımlar teknolojik anlamda atılıyor. çok destek olan şeyler oldu. Evet. Dolayısıyla büyük olasılıkla artık o engel kelimesi de bambaşka hale gelecek diye düşünüyorum gelecekte. Peki şunu sormak istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Bir kongreleri oluyor. O kongrede İzmir Engelsiz Sanat Derneği ve farklı sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Bu proje yapılmasının sebebi nedir? Daha doğrusu hangi çalışmalar yapıldı? Birazcık dinlemek isterim. Belediye ve dernekler bazında ve İzmir Engel Sanat Derneği bazında. Tamam. Aslında birazcık böyle belediyeden önce sivil yapıdan da bahsetmekte Evet, genel yarar var. anlamda Çünkü tabii ki. bunun temelini Levent Hoca, Adnan Hoca ve Murat Bey dahil olarak yapmışlar. Bildiğim hikaye böyle. Onlar gidiyorlar Aziz Kocaoğlu'na gidip durumu anlatıyorlar. Biz diyorlar böyle böyle bir kongre yapmak istiyoruz çünkü ihtiyaç var. Aslında fark etme durumu da Levent Hoca'dan kaynaklanıyor. Levent Hoca ortopedist. Dolayısıyla zaten Çok hani sorunu bir görüyor. sürü evet bir sürü hastayla ilgilendiği için sorunun birebir içinde. Ama şehri de zaten iyi tanıyor İzmirli. Dolayısıyla eksiklikleri fark ettiği için bu eksiklerin nasıl giderilmesi gerektiğini tartışılmasını ortaya atıyor. Kongre fikri böyle çıkıyor. Levent Hoca doktor, Adnan Hoca zaten inşaat mühendisi. Dolayısıyla ikisi hani birisi tıp alanında, birisi de fiziksel yapıların düzenlenmesi anlamında ikisi de birleşince inanılmaz bir enerji çıkıyor. Bir de kadroda Gülgün Hoca da var. Gülgün Hoca da iletişim fakültesinde zaten hocaydı. Dolayısıyla diğer ayakta iletişim. Bu üçü birleşince bence tam doğru bir enerji oluşmuş. Aziz Başkan da sanırım bu konuda olumlu bakmış. Olumlu bakınca zaten işler rayına girdi. Sonra kongreler başladı. İlk bize de belediye bütün derneklere duyuru yaptı. Bizim de dediğim gibi engelsiz kelimesinden dolayı engelli dernekleri vasfına liste olarak gitmiş. Siz de uğraşıyormuşsunuz dediler. Gittik. Ondan sonra oturduk. Neler yapılabilir, neler olabilir? Üzerine bolca konuştuk. O dönemler Kazet var. Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği. Türün abla.
Sağ olsun o bayağı bize yol gösterici oldu. Levent Hoca'yı da Gül'ün abla da hemşire, meslekten zaten tanışıyor. Dolayısıyla nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini Tülin abladan da öğrendik. Belediyede tabii çok güzel personellerle tanıştık. Bir kere başlı başına Gülşah Kongre'nin sekreterliğini yapan arkadaşımız. Dünya tatlısı bir insan. Çok yapıcı, çok olumlu eleştirileri de var. Bilmediğimiz şeyleri özellikle bürokrasi konusunda bilmediğimiz şeyleri birçoğunu ondan öğrenmiş olduk. Yani dernek adına söylemiş olayım bunları. Çünkü siz sivil toplum olarak dışarıda bir sürü şeyler yapmaya çalışırsınız da Evet. işte işin bürokrasi kısmı devreye girdiğinde sizi engelleyen çok şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla böyle bir şey oluştu. Mekanizma oluştu Gülşah aracılığıyla da. Tabii ki sadece Gülşah değil, onun yanında birlikte çalıştıkları işte Sinem'di, İrem'di. Onlar da bayağı evrim, onlar da bayağı şey yaptılar. Şimdi müdür olan Mahmut Bey, Engelli Hizmetler Müdürü. Mahmut Bey de bayağı yol gösterici. Belediyede de protokol yapmamızı bu sayede Mahmut Bey aracılığıyla da yapmış olduk. Çünkü biz de bir şeyler yapmak istiyoruz belediye için. Mahmut Bey de biz de o zaman protokola dökelim yapacak şeylerimizi demişti. Dolayısıyla böyle bir protokola da dönüştü. Şimdi tabii ki Tunç Başkan'ın gelmesi, Neptün Hanım'ın işin içine dahil olması, birebir ilgileniyor olması bunlar çok önemli şeyler. Çünkü siz bağımsız bir yapısınız. Bağımsız yapı kendi içinde sürekli şekilde kararlar alıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, sorunları tespit ediyor, çözüm önerilerinde bulunuyor. Ama diğer taraftan karşınızda bürokrasi kısmında eğer sizi karşılayacak bir yapı olmuyorsa ve hatta sizin sunduklarınız size olumlu şekilde geri dönüşler yapılmıyorsa otomatik olarak çok böyle bir havada kalıyorsunuz. Doğru. Neptün Hanım aslında tam anlamıyla bu işi hızlandıran kişi, yapılmasını sağlayan kişi. Zaten bu konuda duyarlılığı da çok yani gerçekten had safhada. Böyle bir çalışmada şimdi hep beraber böyle canhıraş şekilde. Tabii bir sürü yeni arkadaşlarımız da var. Başka dernekler de var, başka yapılar da var işin içine dahil olan. Özellikle bilimsel ayakta bir sürü hoca dahil bu işin Evet. içine. Yurt dışından gelenler var. Hala daha yönlendirmeye çalışanlar var. Başka şehirden arkadaşlarımız var. Şöyle yapılsa, böyle yapılsa diye sürekli mesajlar geliyor mesela. Engelsiz bir kongresi bu bazda çalıştı. Biz de dolayısıyla anlattığım süreç bazında işin içine girmiş olduk. Peki içeriğinde neler yapıldı? Kongre bazında neler yapıldı kongrenin içerisinde? Çıktılar ne oldu? Şimdi ilk çıktığımız bizim kongre çıktısı aslında erişilebilirlik. Çünkü ilk sorun galiba engelli kişinin sokağa çıkma problemiydi. Evet. Çünkü ortada görünmüyor. Görünmemesinin sebebi öncelikle zaten ilk başta bahsettiğim toplumun hatta sosyal yapıların hatta bürokrasinin Evet. ağır işlemesinden dolayı da fiziksel yapıların rahatlamaması. Siz kaldırımı düzgün yapacaksınız ki İnsanlar oraya ayak basabilsin. Eğer kaldırımı yapmazsanız insanları sokağa çıkarmanız çok zorlaşır. İlk kongre bu tema üzerine kuruluydu zaten. Ve çok da olumlu bir tema oldu. Çünkü şimdi ben annemi tekerlekli sandalyede dolaşıyorum ve dolaştırıyorum. Birçok şehre de gidiyoruz. Yani çok akrabalar var. Çok seyahat etmeyi de ailemle seviyorum. Dolayısıyla gittiğim şehirlerde ciddi problemler yaşıyorum. Tabii ki ana arterler çok rahatlamış durumda ama sokak araları ciddi problem. Ama Sokaklar İzmir'de mesela sokak aralarına kadar artık rahatlamaya başladı. Fiziksel olarak problem yaşayan yerler var, tartışmasız. Eminim düzelecektir. Çünkü
bu şeye gittiğinizde, yani Barcelona'ya gittiğinizde, oradaki o daracık sokağa, zaten tarihi yapıları yıkmamışlar, o daracık sokak daracık olarak kalıyor. Yani tıpkı burada Mardin'deki gibi. Yani çok dar sokaklar ve bir sürü yeri, özellikle tepe olan kısımları merdivenle aşıyorlar. Şimdi oraya rampa yapma durumunuz zaten yok. Yani fiziksel anlamda gerçekleştiremezsiniz bunu. Ha, dolaylı yoldan, arkadan, üstten, başka yerlerden gidilebilir. İzmir'de de zaten bunun çözüm önerileri sürekli şekilde sunuluyor. Sürekli şekilde burası böyle mi olsun? Çok tartışma yapılıyor zaten. Ama daha rahatlamış durumda. İkinci kongre, insanları sokağa çıkardığımız zaman sokakta temas ettiği, yani sosyal hayatın içine girdiği zaman da problem yaşamaması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi fiziksel ve sosyal hayatın içine dahil edebilmek için insanları sokağa çıkarmanız gerekiyor. Sokağa çıkardınız da sosyal hayata dahil olabilmesi için de temas etmesi gerekiyor. Doğru. Yani dokunacak, birlikte konuşacak, birlikte oturacak, birlikte muhabbet edecek. Bunu yapabilmek için de toplumun farkındalığını geliştirmek gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri geç aşıyoruz. Şu anda yeni yeni, özellikle ben okul eğitimlerine çok katılıyorum. Okul eğitimlerinde gelecek nesil her şeyin farkında. Ama gittikçe büyüdükçe üniversite eğitimlerinde ciddi şaşırıyorum. Yani üniversiteye gelmiş ama bu durumu hiç bilmiyor. Bilmek Biz neyi zorunda yanlış mı? yapıyoruz diye soruyorsun. Evet, bilmek zorunda mı? Değil tabii ki. Ama kabul edebilirliği olması gerekiyor en azından. Ama kabul edilebilirlik durumu da ortadan kalkmış durumda. Yani ayrımcılığa uğruyor haliyle. İşte bunu aşabilmek için de farkındalık çalışmalarına ihtiyaç vardı. İkinci kongre farkındalık üzerine kuruldu. Üçüncü kongre, geçen yaptığımız 2016'da yaptığımız kongre, 2018'de yaptığımız kongre, o tamamen insanları tabii ki fiziksel anlamda rahatlattınız, sosyal anlamda rahatlattınız. Hayat lay lay lomla geçmeyecek. Haliyle o insanların ekonomik olarak da desteklenmesine ihtiyaç var. Bizim derdimiz de balık vermek falan değil, balık tutmayı öğretmekti. Bunu yapabilmek için de zaman zaman, zaten kongre öncesinde de biz ara bir sürü çalışmalar da yapıyoruz. Mesela engelli kişilere CV yazmayı da öğrettik. Yani bunun kursları da açıldı. Ya da işte iş görüşmesinde nasıl davranılır? Bunları da konuştuk zaman zaman. Dolayısıyla kişiler kendileri de gittiklerinde artık bir şeyler elde edebilecek pozisyona gelsinler dedik. Bu doğrultuda da kongreyi iş hayatı üzerine kurduk. Çok fazla da şirket geldi. Birebir temas görüşmeleri noktaları da oluşturduk. O birebir orada kongre alanında bu noktaları oluşturduğumuz için gelen hem kongreden faydalandı, hem sorunları dinledi, hem çözüm önerilerine dair oldu, hem de aynı zamanda iş görüşmesi de yaptı. Ve birçoğu da o işleri kabul oldu. Bazılarının geri dönüşlerini alabildim. Kişisel söylemiş olayım. Büyük olasılıkla belediyede vardır veriler ama ben çok hakim değilim o konuya. Ama görüştüğüm birçok arkadaşım o işlerde halihazırda çalışıyor. Yani iş dünyasına da dahil etmiş olduk. Şimdi bundan sonraki kongre büyük olasılıkla tabii bu içinde yaşadığımız bütün sorunları kapsayacak durumda olacak. Evet. Çünkü Tunç Başkan'ın dilinden düşürmediği bir şey var. Kriz belediyeciliği. Dolayısıyla artık biz de bu kriz anında nasıl çözümler üretilir derdine düştük. Adnan Hoca sayesinde gene şimdi bir küçük komisyon oluşturmaya gayret ediyoruz. O komisyonda da mesela bu depremle ilgili neler yapılabilir? Onu konuşuyoruz. Diğer taraftan işte pandeminin etkileri. Bundan nasıl kurtulacağız? Çünkü eğitim aksadı. Evet. İnsanları biz o kadar işte fiziksel olarak düzeltelim de yolları yapalım da insanları sokağa çıkaralım dedik ama insanlar sokağa çıkamaz duruma geldi pandemiden dolayı. Dolayısıyla bunların da aşılması gerekiyor. Teknik anlamda bu telefonlar ya da bilgisayar ortamı ya da internet ortamı herkes de eşit pozisyonda değil. Bunun da başka türlü aşılması gerekiyor. Sanırım kongre bunun üzerine çok yoğunlaşmış olacak. Temamız zaten kriz belediyeciliği. Evet.
Mesela erişilebilirlikten bahsettin. İşte online eğitime geçildiği zaman birçok duyduk belediyelerin de bu yönde çalışmaları oldu. İşte bilgisayarı olmayan, tableti olmayan bir sürü çocuk var Türkiye'de. Yani tam sayısını bilmiyorum ama yani çok fazla olduğunu duymuştum. Hani milyonla ifade edilen cinsten. Yani erişilebilirlik senin söylediğin zaten sadece engelliler üzerine değil, genel anlamda da bir problemimiz Türkiye'de. Yani internet altyapısının yeterli olmaması ve bu konudaki erişilebilirlik durumu. Öte yandan iş hayatıyla alakalı tabii aklıma mesela şu geldi. İşte şirketlerin engelli çalıştırma zorunluluğu var işte, değil mi? Öyle biliyorum. O konudaki mevzuat nedir tam olarak? Birazcık açar mısın, iş hayatından bahsetti. Hani zorunlu olması, Şimdi kesinlikle çalıştırması gerekiyor mu? yani kadrosunun olması gerekiyor. Kadrosunda bulunması gerekiyor. Evet. Eğer çalıştırmıyorsa, bunu zorunlu olarak yapıyorsa, dolayısıyla zaten bir ceza hükmü de var. Ama uygulanıyor mu? Orası tabii ki soru işareti. Bahsedecektim. Yani Evet, orası zor işareti. O kısmını hiç girmeyeceğim çünkü birazcık politik o kısım. evet, maalesef. Ne yazık ki öyle. Ama diğer türlü engelli bireyin çalışma pozisyonu orası da biraz karışık. Aslında aynayı iki taraflı tutmak lazım. Yani siz ne kadar arkasını güzel sırlarsanız o kadar güzel yansıtmaya başlar. Dolayısıyla o arka yapının desteklenmesine ihtiyaç var. Bu yüzden zaten engelli bireylerin de eğitimlerinin yüksek seviyede olması gerekiyor. Yani eğitim derken sadece okula gidip diploma almaktan bahsetmiyorum. Bilinç düzeyinden bahsediyorum. Çünkü aileler de dahil olmak üzere. İşe yollamak da başlı başına bir problem. Teknik olarak çözülmesi gereken şeyler var. Birincisi servis olayı. İkincisi oradaki çalıştığı alandaki fiziksel yapının kişinin Uygun olması. ergonomik yapısına uygun olması. Yani bunlar teknik detaylar ama bunlar çözülmeden kişiyi de hadi bakalım sen şimdi falanca yere git çalış diyemiyorsunuz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Tamam diyor ben alayım diyor. Ama orada mesela bir tezgah olması gerekiyorsa tekerlekli sandalyenin altına giriyor yapıda olması gerekir. Dolayısıyla o tezgahı adamın yükseltmesi gerekiyor. Bu bir kere masraf demek işveren adına. Çünkü yeni bir mekanizma kuracak oraya. Çok basit olaydan anlatıyorum ama işi büyüttüğünüzde bambaşka haller çıkıyor ortaya. Dolayısıyla iki taraf da bunlardan kaçıyor. Genellikle şimdiye kadar şöyle bir yapı vardı ama son zamanlarda yıkıldı bu. Onu biliyorum çünkü tanıdığım arkadaşlar da var. Yani canhıraş işleri de gidiyorlar. Dediğim gibi bu farkındalık çalışmaları çok etkili oluyor çünkü. Kesinlikle. Şehirde de bu anlamda hareketlenme söz konusu oluyor tabii ki. Ve birbirlerinden görerek işte o gidiyorsa ben de gidiyorum konumu doğuyor. Genellikle şöyle bir şey yapılıyordu. İşveren diyordu ki tamam ben ceza yemeyeyim. Cezam yüksek olmasın. Dolayısıyla kadroya alayım ama sen evinde otur. Ben sana her ay sürekli düzenli maaş bağlayayım. Ve birçok insan da bunu kabul ediyordu. Yani şimdi açıkçası bana da evde otur deseler, gerçi artık evde oturuyoruz da o da ayrı bir şey. Yani hoşuma gider. Özellikle bir de bu yani pandemi bilmem ne süreci zaten işi zorlaştıran. Çünkü sizin bağışıklık sisteminiz eğer problemliyse hastalığa yakalanma riskiniz çoğalıyor. Haliyle de engelli bireylerde ciddi şekilde problemler de oluşabiliyor. Çünkü fiziksel anlamda bir takım ilaçlar dahil olmak üzere birçok şey kullanıyorlar. Bu yapıyı da etkiliyor. Yani öncelikle bağışıklık sistemini etkiliyor. Haliyle bu da bir risk oluşturuyor. Bu yüzden bu dönemde birçok insan işe gitmeyi tercih etmiyor. Zaten tanıdığım yani neredeyse bir 10 kişi falan var. Şu anda evdeler yani. Hiçbirisi gitmiyor işe. İş dünyası Peki, böyle yani.
Yani bu çok tabii çok fazla sorun var bahsedilebilecek. Peki birazcık şundan bahsetmek istiyorum ben. Bu Engelsiz İzmir Kongresi sürecinde yine İzmir'de ve farklı şehirlerde gerçekleşen bir Elim Sende projesi vardı. Bu Elim Sende projesinde neler yapıldı? Az önce farkındalık durumundan bahsettin ve çocukların büyüdükçe, daha doğrusu işte üniversiteye geldikçe buradaki bilinci biraz azaldığından bahsettin az önce. Peki bu Elim Sende projesiyle alakalı birazcık neler söylemek istersin? Nasıl bir projeydi özetle? Kaç ilde gerçekleşti ve bundan sonraki süreçte belki pandemi sürecinden sonra diyebiliriz önümüzdeki dönemlerde nasıl devam edecek? Şöyle, aslında Elim Sende projesi ben İstanbul'dayken başlayan bir proje. Melek diye bir kızımız, çok da sevdiğim bir kızımız bu projeyi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Gençlik Projesi olarak müracaatını yaptı ve onay da gördü. Gülçin de aynı şekilde benzer bir proje yapmıştı engellilerle birlikte. O da onay gördü. İki tane yani birbirine benzer iki proje yapılmış oldu İstanbul'dayken. Sonra İzmir'e geldikten sonra İzmir'de burada neden yapmayalım derdine düştük. İlk yaptığımız yer Müjgan diye çok sevdiğim bir ablam var. Ablamın okulu oldu. Öğretmen kendisi, ilkokul öğretmeni. Bizim okulda yapalım dedi. Karabağlar'da. Muhit de çok uygun. O zaman tabii ki Esin'di, Timur'du, işte Can'dı. Hatta işin içinde benim yeğenlerim Burak, Buğra falan da dahil oldu. Buse vardı. Ve daha bir sürü öğrenci vardı. Gençler daha doğrusu. Hepsi birlikte canhıraş. Evet biz de yaparız dediler. Dahil oluruz dediler. Hep beraber okula gittik. Yaptığımız şey şuydu aslında. İlk üç projede sosyal etkinlik alanlarını genişletmekti çocukların. Bunu yaparken de engelli farkındalığına dikkat çekerek yapıyorduk. Ne yapıyorduk? İşte kurs diyorum çalışma alanı oluşturuyoruz. Çalışma alanında müzik yapıyorlar çocuklar mesela. Hatta kendileri alet üretmeye çalışıyorlar. İşte yoğurt kabından ritim aleti yapıyor kendisine. Ama bunu yaparken de işte okuldaki kaynaştırma öğrencilerini de dahil ediyoruz. Dolayısıyla birlikte böyle bir arada ne yapabiliriz derdini tartışıyoruz. Bir hafta gidiyoruz, okulda kalıyoruz bir hafta. Her gün normal dersler var. Zaten Milli Eğitim'den de onay alarak gidiyoruz. Başka türlü okula girme pozisyonu da olmuyor zaten. Ve okula gidip okulda bir hafta boyunca bu etkinliği yapıp bir hafta sonra da hafta sonuna denk getirip velileri de davet edip hatta işin birazcık daha eğlence kısmını kermes havasına büründürüp işte velilerin de yiyecek de bilmem neydi böyle hatta satış da yapıyorlar dışarıda. Okul aile birliğine destek oluyordu. Ve böyle bir şey yapıyorduk. Kongre sürecinde de dedik ki bu projeyi biz de dernek olarak kongreye de sunalım. Anıl başkanlığında yaptık. Anıl bizim gene genç arkadaşlarımızdan birisi. Tabii artık o da seninle yaşlarınız büyüdü. Ama o zamanlar daha küçük olmasına rağmen evet ben varım yaparım dedi. Burak'la birlikte işin içine girdiler. Ve yine tabii onu destekleyen işte Can'dı, Merve'ydi, bir sürü daha öğrenci. İşte Emre'ydi, Mert'ti falan. Onlar da dahil oldular. Hep beraber Bayraklı'da bir tane okula gittik. Okulda kaynaştırma öğrencileri ciddi problem yaşıyordu. Neden? Okul bir türlü kabul etmemiş kaynaştırma. Yani okul derken okuldaki öğrenciler. Çünkü saatleri uymuyor. Ders programları uymuyor. Ortak hiçbir alanda buluşmuyorlar çocuklarla. Ve çocuk dışarıda gördüğünde yani öteler duruma geliyor. Engelli kardeşini, arkadaşını. Dolayısıyla biz dedik bunlarla ortak bir şey yaparız. Çok da güzel bir öğretmenimiz vardı, Ayça öğretmen. Onunla da güzel işin içine girdik. Tabii ki kongre sürecinde bir sosyal komite kuruldu. Tülin abla başkanlığını yürütüyordu. Sosyal komite komple işte Şebnem'den yani bir sürü arkadaşa Murat'a, Sinan'a kadar birçok arkadaş işin içine dahil oldu. Güzel bir etkinlik yaptık. Orada da gene bir hafta sürdü. Ama sonraki süreçte tabii ki zaman değişiyor.
kavramlar değişiyor. İhtiyaçlar değişiyor. Çünkü bir takım şeyleri yaptıkça iyileştiriyorsunuz ve bir bakıyorsunuz aslında başkası da sizinle birlikte yapmaya başlıyor bu işleri. Yani kar topu gibi o ona yapışıyor, o ona yapışıyor, sonra büyük bir şeye dönüşüyor. Bu sefer diyorsunuz ki evet zaten bu yapılıyor, o zaman başka bir alanda da ihtiyaç var. Sonra gittikçe biz işi ilerlettikçe burada inşaat mühendisleri odasından da kısaca bahsetmiş olayım. Ben yaklaşık 12 senedir birlikte çalışıyorum İnşaat Mühendisleri İzmir Şubesi'nde, odayla. O dönemde müdürlüğünü yapan Eylem ve tabii ki beraber çalışan kadro, işte Fuat'tı, Barış'tı, Hazal'dı, Cenk'ti, daha bir sürü arkadaş var tabii ki orada çalışan. Yani Onur'dan Hande'ye, Hakan'a kadar bir sürü insan bize destek oldular. Çünkü şöyle bir şey yapıya vardık. Yazları kamp yapılıyor. Kampta da birçok yerden öğrenciler geliyor. Bu öğrencilerle işbirliğine gidip aslında başka şehirlerde de aynı projeyi yapabilme gücünü elde ettik. Evet. Bize de öncelikle zaten biraz önce saydığım isimler doğrultusunda da İnşaat Mühendisleri Odası ön ayak oldu. Çünkü öteki şubelerle işbirliğine gidildi. Diğerlerine durumu anlattılar ve biz İşte yani Çanakkale'den, İstanbul'dan, Ankara'ya, Adana'ya, Mersin'e kadar birçok yerde yapabilir duruma geldik. Yine aynı konseptle yapıp yani okula gidip okuldaki çocukları kaynaştırma öğrencileriyle ve o zamanki tabirle, şimdi aynı tabiri kullanıyorlar mı bilmiyorum, özel eğitim alt sınıfı olarak geçiyordu o dönemde. Oradaki öğrencilerle bir arada yapıyorduk. İzmir'de zaten birçok okulda yaptık. Yani Çiğli'de de yaptık. İşte Karabağlar'da da yaptık. Gaziemir'de yaptık. Burada Karşıyaka'da da yaptık falan. Bir sürü yerde zaten Bornova falan hepsinde yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi artık bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Son halini aslında biz çocukların da üretkenliğini teşvik eder hale getirelim istedik. Bu anlamda da şu anda halihazırda 12 tane şehrimiz var. Oradaki gençlerle iletişimde olduğumuz. Gene bizim bir konseyimiz var zaten. Elim Sende projesinin bir konseyi var. Anıl başkanlık yapıyor ama bütün işi de konsey üstleniyor. Yani Eda, Saygın, Berkay, Semiha, Seren, Buse ve Dilan. Bunların 7 kişilik bir kadro. Ciddi şekilde canhıraş, öteki bütün şehirlerle, bütün organizasyonla, yazışmalar, çizişmeler, izinler falan bunların hepsine uğraşıyorlar. Tabii ki iş sadece bunlarla uğraşmakta değil. Aynı zamanda o şehirleri de ziyarete de gidip, o şehirdeki yapının içine de dahil olup, çünkü teknik anlamda bir sürü şeye ihtiyaç duyuluyor. En basitinden işte kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyuluyor gibi. Bunları da teminini sağlıyorlar bu arkadaşlar. Ve tabii ki fotoğraflanması, videolanması bunun, çünkü sonrasında arkadan da sunumu gerçekleşiyor. Çünkü kongrede de bir sergi açıyoruz, posterler hazırlıyoruz. Yani yaptığımız işi daha bilimsel ayağa da çekip orada da sunumlara döküyoruz. Bu işi niye yaptık ve ne kazanım elde ettik derdini anlatıyoruz. Diğer şehirdeki arkadaşlar da sağ olsunlar bayağı bayağı istekli çalışıyorlar. Son hali Kongrenin bu pandemiyle birlikte, aslında bunu belki videoyu seyreden birçok arkadaş da ulaşabilir. İzmir Engelsiz Sanat Derneği diye yazdılar mı zaten şeyde, bir sürü yerden ulaşabilirler. Mesaj yollayabilirler. Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Son hali aslında yine ne kadar çevrenizde küçük öğrenci varsa, yaş grubunun aslında çok önemi yok. Çünkü şehre katılım çok önemli. Bir araya gelip bizim yaptığımız, hazırladığımız konsept doğrultusunda bu arkadaşlarla, genç arkadaşlarla iletişime zaten geçiyoruz. Orada da genç arkadaşlar dediğime bakmayın. Yani işin içinde ben de varım. Ben de gencim çünkü. Dolayısıyla yaş sınırımız yok orada bizim. Tabii ki yaşıtlarınla birlikte olmayı daha tercih ediyor gençler ama bir sürü ileri yaş grubunda olan insanlar da bu işin içindeler. Oradaki çocuklarla birlikte aslında bulundukları yerin herhangi bir bölgesini tasarlıyorlar.
Bu tasarımı yaparken de engelli kişilerin de ihtiyaçlarını bir, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını iki, yaşlı kişilerin ihtiyaçlarını üç, hatta kalabalık grupların ihtiyaçlarını dört. Ve tabii ki pandemi sürecinde de o fiziksel mesafelere, bilmem nelere dikkat ederek, hijyene dikkat ederek, tabii ki sakatlanmayacak, tabii ki işte arıza yaratmayacak, tabii ki işte üzerine düşüp kaymayacağım, düşmeyeceğim aletler tasarlayarak bir yer inşa ediyorlar bize. Bunların resmini yapıyorlar. Bu resimleri küçük videolarla çekiyorlar, resmi anlatıyorlar bize ve video resminde fotoğrafını yolluyorlar. Yaptıkları resminde fotoğrafını yolluyorlar. Ben şunu tasarladım, ben bunu yaptım diye. Sonra biz de bunların hepsini şehirlere göre ayırıp hepsini gene kongrede şu şehirden şunlar geldi, şu tasarımlar var deyip hatta üzerine şöyle bir şey de yapıyoruz. Diyelim ki sen bir kaydırak tasarladın ama kaydırağın işte merdiveni de benim yaptığım, ikimiz aynı şeyi tasarladık ama benim yaptığım merdiven daha kullanışlı. Dolayısıyla ikisini birleştiriyoruz. Yani bir onu gösteriyoruz, bir onu gösteriyoruz. İkisinin kaynaşabilecek durumunu Fırtınası oluyor getiriyoruz. Efendim? aslında. Çok güzel bir beyin fırtınası oluyor. Yani bir araya gelip bir Evet, şeyler evet, yapıyor. evet. Burada amaç aslında yaşadıkları şehre sahip çıkmalarını sağlamak. Çünkü en büyük problem galiba bunlardan bir tanesi bulunduğumuz yerlere sahip çıkmama duygusu. Sahip çıktığımız zaman bir temizliğini, iki enerjisini, üç sürdürülebilirliğini ve vesaire vesaire birçok şeyi aslında korumak demek. Ama sahip çıkmadığında o şehir, o alan, o yer gerçekten atıl duruma gelmeye başlıyor. Biz o kadar çok zengin bir ülke değiliz. Birincisi atıl duruma düşürelim. İkincisi dünya kaynaklarını bu kadar har vurup harman savurma hakkımız yok. Yani o da başlı başına bir problem. Dolayısıyla içinde yaşadığımız gezegen de dahil olmak üzere her şeyi sahip çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da çocuktan başlarsak gelecek nesiller için çok daha yapıcı hale getirme şansı elde ederiz diye düşündük. Yani projeyi bu hale getirdik. Tabii ki bu kongre çıktısı sonrasında belki de orada yapılan ufacık bir şey o kongreye gelen bir firma sahibinin dikkatini çekecektir. Ya evet bak böyle bir şeyler görmüştüm deyip belki uygulamaya koyacak. Belki yerel yönetimler bunlara sahip çıkacak. Madem bizim çocuklar bak böyle bir şey istiyorlar, burayı böyle yapalım diyecek. O bağlantı bizde değil. Ama yaratma fikri tamamen bizde. Dolayısıyla yaratabildiğimiz kadar yaratalım. Bunu da sergi alanında zaten elimizin altında. Bunu da sunalım. Yararlanacak olan herkese açık bir yapı. Elim sende projesi şimdi bu halde artık. Yani aslında çok önemli şeyler anlattın şu açıdan. Dediğin gibi yani karar vericiler tabii ki biz değiliz. Kararları bu ülkede ve bütün ülkelerde politikacılar alıyor. Ama işte politikacıların aklına bir şeyleri sokmak, bir şekilde farkında olmadıkları konularda farkındalık yaratmak çok önemli. Bu yönde de yapılan proje belki pandemi olmasaydı çok daha geniş bir ağa ulaşabilirdi açıkçası. Ama buradan izleyenlere şunu da söyleyelim. Buyur. Pandemi olmasaydı bunun uygulamasını yapıyorduk biz zaten. Evet. Yani şu anda İzmir'deki ilçelerin neredeyse 20-25 tane ilçe işin içinde. Yine dediğim gibi 12 tane şehrimiz var. Ve bu sefer aslında birazcık daha büyüttük. Çünkü madem pandemi, madem elimizde internet diye bir gelişmiş teknoloji var. Dolayısıyla uluslararası pozisyona getirelim. Yurt dışında yaşayan anlaşabileceğimiz, dilini çözebileceğimiz, tabii ki Papua Yeni Gine'ce bilmiyorum mesela. Oradan bir talep geldiğinde nasıl karşılarım onu bilmiyorum. Yani ben kendi adıma söylemiş olayım da aslında biz konsey olarak da bahsediyorum. Yani oradaki arkadaşların da güçleri doğrultusunda tanıdığımız eşimiz, dostumuz Avustralya'dan Amerika'ya kadar hepsine yazdık zaten.
Ve şu anda 17 tane ülkeden onay aldık. Onay aldık derken şunu kastediyorum. Tabii ki ülke bazında ah biz ülke olarak gelelim orada yapalım falan ya da ay biz ülke komple bunu yapalım değil. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersine. Diyelim ki Amerika'da Salih yaşıyor. Salih'in de bir tane çocuğu var. Zaten bir okula gidiyor. Salih de okuldaki öğretmenle konuşuyor. Komple sınıf olarak Amerika'da, işte Washington'da, orada bilmem ne semtindeki bir okuldaki bir sınıf böyle bir tasarım yapıyor. Bu niye önemli başka ülkelerden? Çünkü evrensel değeri yakalayabilmek için belki de topluca düşünmeye ihtiyacımız var. Yani sadece yerelde değil. Tabii ki evrensel değeri yakalayıp yöresel özellikleri de dikkate alarak üretmek lazım bir takım şeyleri. Çünkü bizde en büyük problemlerden bir tanesi İskandinav tipi koltuklar yapıldı. Oysa biz ayağımızı altımıza toplayan insanlarız. Kimse o koltuklarda oturamadı ve artık o koltuklardan eser yok ortada. Çünkü kullanışlı değildi gibi. Dolayısıyla bizim de özelliklerimizi katacak. Yani yöresel özelliklerimizi de katacak. Yapılara ihtiyaç var. Ha, belki buradaki bir fikir de Amerika'ya gider, Avustralya'ya gider. İşte Hollanda var, Suriye var, Mısır var, Hindistan var, Güney Afrika var. Hani bizim o liste içinde. Dolayısıyla oradaki insanların da fikirlerini almak. Ya bak burada bu sorun varmış, demek ki bunu bu şekilde çözmüşler diyebilmek de gerekiyor. Bunu da göstermek gerekiyor açıkçası. Evet, çok önemli söylediklerin, çok doğru. Bu arada bu yayını izleyen kişilere de söyleyelim. Aynı zamanda İlim Sende projesinin sosyal medya hesaplarından da takip edebilirler. Bize daha doğrusu Tamer Özçeker'e de ulaşabilirler bu konuda. Detaylı bir şekilde incelemek hem de belki Benden daha çok Anıl Ülker'i takip ederlerse iyi olur. Ülker'i de takip edebilirsiniz. Tamer Özçeker'i de takip edebilirsiniz. Aynı şekilde detaylı bir şekilde incelemek için bu konuda neler yapıldığı ile alakalı. Şunu da ben son olarak sana sormak istiyorum. Bütün bu yapılanlar tabii ki çok önemli etkisi olmuştur, olacaktır önümüzdeki dönemlerde. Peki bu süreçten sonra yani özellikle sence bu pandeminin ortaya çıkması, biraz daha işte online eğitimin yaygınlaşması, ben birazcık şüphede olduğum için bunu sormak istiyorum. Sence olumlu mu oldu? Hani erişilebilirlikten bahsettin, bu konuda olumlu mu bir etkisi oldu sence? Yoksa bir yandan da sosyalleşmekten bahsettin. Hani ikisi böyle sanki arada derede bırakıyor insanı. Sence nasıl bir etkisi oldu bu durumun ve bu pandemiden sonraki süreçte sen bir şeylerin online mı devam edeceğini düşünüyorsun? Yani bu her şey ortadan kalktıktan sonra da sence daha mı online devam edecek yoksa eskiye %100 olarak dönebilecek miyiz? Yani bu soruyu sormam amacı biraz da engeller açısından soruyorum. Şimdi çok özet olarak aktarmış olayım. Öncelikle bir video seyrettim. Birçok şeyi böyle takip etmeye çalışıyorum. Mobik diye bir sürü versiyonları var. İşte 5, 10 diye böyle bir sürü versiyonları var. Üniversite hocaları özellikle mimari tasarımlar üzerinde neler yapabilir? Bu online sistemin nasıl gelişmesi gerektiğini falan tartışıyorlar. Çok şey öğrendim oradan da. Yani hepsine de teşekkür ederim ayrıca. Videoları falan var zaten. Birçok insana da tavsiye ederim seyretsinler. Orada çok güzel hocamızın bir tanesinin lafı var. Ama kim söylediğini şimdi hatırlamıyorum. Müzik değişirse dans da değişir demişti. Galiba artık dünyanın müziği değişti. Yani biz fark etmedik. Ritimler değişmeye başladı. Üzerine eklenen melodiler başka hallere geldi. Tabii bu sadece bizim için geçerli değil. Aslında müzik sürekli değişkendi. Biz bunu hiç fark etmedik. Yani bir sanayi devriminin olması başlı başına bir zaten şey. Orta çağdan işte yeni çağa atlamak başlı başına bir geçiş. Yani bunlar Rönesans'ın olması, reformların yapılmış olması. Bunlar aslında dünyanın yaşam müziğini değiştiren etmenler. Dolayısıyla artık bu pandemi bize son noktayı koydu. Yani artık müzik o hale geldi. Yani bir orkestra hiç kesilmeden çaldığını düşünün.
aynı müziği çalmıyor. Arada geçişler yapıyor, başka müziğe geçiyor. İşte o geçiş evresindeyiz galiba şimdi. Ama bundan sonraki süreçte, hele hele bu teknoloji bu kadar ilerlemişken, şimdi ne güzel böyle karşılıklı bak konuşabiliyoruz seninle. Üstelik sen Sakarya'dasın, ben İzmir'deyim şu anda. Yani ve bizi büyük olasılıkla Ardahan'daki arkadaş seyretmiş olacak. Yani böyle bir şey varken hayatta bu ritme göre bir müzik bulmamız, işte dans bulmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte artık insanların, ben çalışan birçok arkadaşımdan biliyorum, sen de bunlardan birisin. Evden çalışmak aslında çok da rahat. Evet. Yani Çok tehlikesi avantajlı. daha az, daha ekonomik. Evet, kişinin belki daha masraflı olmasını, çünkü evde olduğun süre içinde belki atıştırıyorsun, ne bileyim, belki daha çok elektrik sarf ediyorsun evde, ama ofis tutmaktan daha ucuza geliyor. Yani belki süreçler buralara çevrilecek. Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Ama bunlar olmayacak şeyler değil. Büyük olasılıkla bundan sonraki süreçte bunları daha yaygın hale getireceğiz. Geçenlerde İTÜ'nün çalışması vardı işte. Orada işte öğrencilere soruyorlar, uzaktan mı, yakından mı yapar eğitimi diye. Bunu şeyler de yapıyor. Yani benim tanıdığım ilkokuldaki çocuklar da yapıyorlar. Artık bir kamuoyu yoklamalarına ihtiyaç duyuldu çünkü. Yani bundan sonraki süreçte hangisini daha tercih ederiz? Ya da nasıl bir sistem geliştirelim ki onu tercih etsinleri konuşacağız belki de bundan sonraki süreçte. Dolayısıyla buna da hazırlıklı olmak lazım. Yeni dans dili yaratmamız gerekiyor. Aksi halde elimiz kolumuz hep birbirine dolaşmış olacak ve dans ederken herkes birbirine çarpacak. Şimdi tam o çarpma aşamasındayız. Doğru. Kaosun olmasının da nedeni bu zaten. Yani tartışmasız bir tane kaos var. İçinde Evet. yaşıyoruz çünkü. Her gün başka bir olay gelişiyor. Her gün başka bir yapı gelişiyor. Ve tabii ki hız çağında olduğumuz için bunlar her saniye olmaya da başladı. Yani sık sık olmaya başladı. Aslında dünyanın var olduğundan beri depremde oluyordu, selde oluyordu, yağmurda oluyordu, hastalıkta çıkıyordu. Yani olmaması mümkün değildi. Sadece bunları yaşama oranlarımız sıklaşmaya başladı. Üst üste gelmeye başladı. Dolayısıyla bu ritmi bizim de yakalamamız gerekiyor. Sanırım bundan sonraki süreç artık buraya dönecek diye düşünüyorum. Mesela kişisel olarak ben evden çalışmaktan gerçekten memnunum. Şöyle bir hesaplama yaptım. İşe gidişim ve geri dönüşüm bir gün 2 saat. Haftada bana 10 saat kazandırıyor. Ayda 40 saat kazandırıyor. Yani yaklaşık 2 günümü aslında ben evden çalışmak sayesinde zaman anlamında kazanmış oluyorum. Tabii. Bunun dışında hani tabii ki evde kaldığın zaman belki daha çok elektrik, su harcanmış gibi gözüküyor ama Ama dışarıya çıktığın konforu da zaman var. evet, yani dışarıya çıktığın zaman örneğin kıyafetin kirleniyor. Tabii. Bu bile yani topladığın zaman aslında artı mı eksi mi biraz tartışılır bir mesele. Ben şöyle düşünüyorum. Hani benim böyle modelim biraz daha işte kısmi çalışma gibi. Şu an mesela Japonya'da birçok şirket bunu uyguluyor. Yani çalışan 2 gün işe gidiyor. 3 gün evden çalışıyor, 2 gün tatil. Hani bence bu açıdan bu belki daha iyi olur. Çünkü öteki türlü de çok asosyal ve çok dört duvarın içinde insan hissediyor hani evden çalışmayla alakalı. Tabii ki, tabii ki. Hep gittiğin zaman da bir trafik problemi var. Sonuç olarak gidip gelmesi bir maliyet oluşturabiliyor. Onun için belki bu da tercih edilebilir. Hani bundan sonra hem eğitimin hem iş yaşamının tabii ki her meslekte mümkün değil. Şimdi bir doktorun evden çalışması nasıl mümkün olabilir? Veya buna benzer örnekse bir jeoloğun evden çalışması mümkün değil. Sonuçta bir gözlem yapması gerekiyor. Ama evden çalışmaya müsait olan sektörlerde ben de böyle bir gidişat görüyorum. Umarım toplumun bütün kesimlerine hitap edilebilir bir şey olur. Çünkü şu anda mesela paket servisi yapan kişiler için çok önemli bir sorun bulunmamakta. Ama işte senin söylediğin o dansa adapte olamayan, müziğe adapte olamayan kişilerin paket servisi, yani bugün herhangi bir markesi vermeyelim, gıda sektörüne entegre olmayan, yani bunu online satışa döndürememiş herhangi bir kişinin şu anda ayakta kalması mümkün değil. Dolayısıyla Evet. aslında söylediklerin çok doğru.
Bu açıdan hem engelli bireylerin hatta herkesin de buna adapte olması gerekiyor. Yoksa aslında asıl engelli o zaman hepimiz olmuş oluyoruz. Yani adapte Evet, olamadığımız zaman evet, aslında evet, biz evet. kendimizi engellemiş oluyoruz ve engellenenler kavramı biraz da orada ortaya çıkıyor. Ben teşekkür Evet. ederim katıldığın için yayına. Son olarak Ben eklemek teşekkür istediğin bir ederim. şey var mı buradan söylemek istediğin bizi izleyen kişilere? Sadece şunu söylemekte yarar görüyorum. Tabii ki çok akıl karıştırıcı bu durum. Biraz önce söylediğim gibi işte ritmi yakalayamayınca eliniz ayağınız başka oynamaya başlıyor. Üstelik de yanınızdaki kişi de başka oynayınca çarpışma söz konusu oluyor. Bunun için galiba iyi dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. Yani temel sorunumuz aslında dinlemeyi öğrenmek. Ve üstelik de bu her anlamda. Yani bilincimizi geliştirdiğimiz süre içinde kavramamız da çok daha iyi olacaktır. Dinlediğimiz şeyleri yorumlamak da daha kolay olacaktır. Dolayısıyla bunu böyle çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bunları da yaparsak, iyi dinlemeyi de öğrenirsek galiba çok daha rahat ayak uyduracağız. Çok daha rahat, hatta belki çok daha düzenli bir dans şekline dönüşecek. Bir Anadolu ateşi neden çıkmasın yani ortaya? Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Umarım adaptasyonumuz da bu yönde gelişir ve dediğin gibi yani biz cevap vermek için dinliyoruz birazcık karşımızdaki insana. Ona bir cevap vermek için diyoruz, dinliyoruz. Anlamak için dinlemiyoruz. Sanırım ihtiyacımız olan şey de bu. Evet. Tekrar teşekkür ederim Ben katıldığın de için. teşekkür ederim. Çok Buradan sağ olasın. Yolun kişilere açık olsun. sevgiler gönderelim. İzleyecek, izleyen kişilere. Bu yayınım için beni kırmadı sevgili Tamer Özşeker. Kendisiyle yıllardır tabii ki tanışıyorum ama bu yayın vesilesiyle birazcık daha sizlerin tanımasını istedim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.